Nedir bu? Arabada bulduğumuz kanlı peçetenin sonuçları. Kanlı atanın değil miymiş? Onun ama farklı bir DNA daha tespit ettik. Ufuk'la eşleşmedi. Şu aradığımız adama aittir belki. Büyük ihtimalle. Zaten Barbaros'un avuç içlerindeki saç telleri vardı ya. Evet. Onun DNA'sıyla mendildeki DNA eşleşti. Kimliğini bilmiyoruz ama katili bulduk. Başkomiserim. Ne oldu? Adamı bulduk. Hangi adamı? Hangi adamı? Kaç tane adam arıyoruz biz? Katili mi buldun? Katili oymuş. Yani şu robot resmi olan çubeliden bahsediyorsan evet bulduk. Yani Gamze söyledi şimdi. DNA'ları aynı. Hadi ya. Öğrenebildiniz mi hangi biri olduğunu? Evet başkomiserim. İhbar yapan şu apartmana girip çıktığını söyledi. Başka görgü tanıkları da var. Oraya girip çıktığını söylediler. Kızlardan birini görmüşler mi? Sadece adam başkomiserim. Ama içeride kızlar da olabilir tabii. Tamam. Dikkatli olalım. Geçen seferki gibi çuvallamayalım hani. Destek ekipleri çağırdık. Birazdan burada olurlar. Ben sadece şarkı söylüyorum. Anladınız mı? Öyle sandığınız gibi konsümasyon falan da yapmıyorum. Sanatçıyım ben. İsterseniz bir sorun papatya güzel ses kim diye. Herkes tanıyor beni. Evet. Galiba bize anlatacağınız şeyler var. Anahtarını unuttun yine değil mi? Ne yapıyorsun sen? Polis onlar. Polis mi? Evet. Biz sadece yardım etmek istemiştik. Neden ilk görüşmemizi anlatmadınız? Yapamazdım. Onu bulduğumda korkudan ölmek üzereydi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Müzik Hol'dan yeni çıkmıştım. Türkçesi zayıftı. Hastaneye götürmek istedim. Polis dedi. Çok korkuyordu. Polisin kendisini o adamlara tekrar teslim edeceğinden bahsetti. Meğerse satıyorlarmış kızı. Polise de adamları varmış. Çaresiz evime götürdüm. Adını bile bilmediğiniz birini evinize mi aldınız? Ne yapabilirdim? Sokakta mı bıraksaydım zavallıyı? Biraz dinlendikten sonra kanaması azaldı. Sabahta ilk işim Varkın'ı aradım. Neden? Kızı Rus zannettim. Rusça bilmiyorum, kız da Türkçe bilmiyor. Ama Varkın Rusça biliyordu. Varkın rehberdir. Kız Ukraynalıymış. Onların dilinden anlar Varkın. Mafyadan kaçmış anladığım kadarıyla. Üç kişilermiş. Diğer ikisi yakalanmış. Bir tek bu kız kaçabilmiş. Nasıl yani ya? Diğeri kızda ne oldu Allah bilir. Seninki de soru mu şimdi? Öldürmüşlerdir değil mi? Sanmam. Ama öldürmekten beter etmişlerdir. Ne yapacağız şimdi? En iyisi biz polise gidelim. Olmaz. Kızın dediğine göre işbirlikçileri varmış poliste. Bu nasıl yani? Öyle işte. Evden kaçıp polise gidenleri tekrar eve geri getiriyorlarmış. İşte. Ne yapacağız şimdi? Bari şu kızcağıza yardım etseydik. Kanaması da durmuyor. Bakacağız bir çaresine. Şu garibanı yalnız başına bırakacak halimiz yok ya.
masasının dediğine göre bu polis işi kumpasmış. Kızları korkutmak için. Ya ama yerine sürekli gelip gittiklerini söyledi. Tamam işte. Mafyanın adamlarından birkaçı polis kılığına girip kızları korkutmuşlar. Polise gitmesinler, aramasınlar diye. Nereden bilebilirdim ki? Polise bile güvenemeyince. Senin de kahramanlık taslayacağını tuttu. Başka çarem yoktu. Polise gidemezdim. Bir şeyler yapmam lazımdı. Lan biz de peşinden seferber olduk. Mafyanın adamı zannettik seni. Gittin, katil oldun. Dedim ya, öylece durup bekleyemezdim. Hem Irina başka kızların da olduğunu söyleyince... Ondan eve öğrenip gittin. Evet, ama gittiğimde başka bir yere taşınıyorlardı. Ben de takip ettim. Kolay gelsin. Hoş geldin abicim, vereyim mi? Allah. Evet, taze misin lütfen? Taze abi, vereyim mi? Soğukta kurumuş bunlar ya. Taze çıktı be abicim. Abi hop hop, parayı vermedin. Polisim lan ben. İzlerini kaybetmemem gerekiyordu. Ya sen bile milleti kandırdıysan polisim bile. Vay bu milletin hali ya. Kızlar zaten korkmuşlardır. Gidemezler polise. Ya öbür dallamalardan ne numaralar çevirip korkuttularsa kız artık. E tamam işte. Bunun için gelemezdim ya size. Kızın gözünü öyle bir korkutmuşlar ki. Ben bile inandım. Sonra ne yaptın? Ya o gece onları gittikleri iş yerine kadar takip ettim. Dur, kaçma! 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 Aç kapıyı! Aç kapıyı! Bin! Hastaneye çek, bas! Benden korkacağını hiç düşünmemiştim. Beni de o adamlardan sandı. Acele et hastaneye, bas gaza! Tirpi. Spasosya. Ruk. Irinin. Katruya. Riyadam. Dvachka. Ladna. Ne otruş daysa. Acele et, kız ölüyor burada, acele et. Peçetenin üstünde Bike'nin numarası vardı. Arada müzikole gidiyordum. Orada tanışmıştık. Önceki gün de numarasını yazıp vermişti bana. O anda elime o geçmiş. Hiç düşünmedim numaranın peçetenin üzerinde olduğunu. Hastaneye gittiğinde polisleri görünce korkup kaçtı. Evet, polislere durumu açıklayacak vaktim yoktu. Kristina'nın hayatı tehlikedeydi. Hemen geri döndüm. Ama adam kızı götürüyordu. Benim de silahım yoktu. Hiçbir şey yapamadım. Sonra peşlerine düştüm. İrna'nın bildiği bir numara vardı. Acil durumlarda aramaları için ezberletmişler. Hemen anladım tabii aracının numarası olduğunu. Sen de numarayı aradın. Bir plan yapmıştım. Telefonu açan adama elimde İrna diye bir kız olduğunu, istediğim parayı verirse kızı ona vereceğimi söyledim. Adam da hemen kabul etti. Ben de bir silah ayarladım. Hemen buluşma yerine gittim. Nerede lan kız? Arabada. Tabii ki İrna'yı götürmemiştim. Sen ne ayaksın lan? Kristina nerede? Nerede lan ha? Lan sen kiminle aşık atıyorsun lan? Yemin ederim kasıtlı değildi. Ne olduğunu anlamadım bile. Kurşun çöp konteynerine çarp.
Oradan sekmiş adamı. Ne olacak şimdi? Yani işte her kahramanlığın bir bedeli var. Biz savcılığa gerekli açıklamayı yapacağız. Anlatacağız. Gerisine o karar verecek. Başkomiserim. Çok teşekkür ederim. Sen hayat kurtardı bizi. Sizce çok ceza alır mı? Sanmıyorum. Barkın Bulut, adam öldürme suçundan 16 ila 20 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Eren Kahraman, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.